Evet, ellerine sağlık Ceylan'cığım. Emin abi senden başlayalım istersen yoruma, buyur. Benden nasıl başlarım. Lezzetleri, tatları? Bir şey sorabilir miyim? Bunda mı yaptınız yoksa ayrıyetten buna mı koydunuz? Başka ayrıyetten bir yerden... buna koydum. Ayrıyetten bunu ama tekrardan fırına atmışsınız bunu. Tabii tabii herhalde. Fırınlandı 20 bu. 20 dakika 10 dakika fırına koydum. Fazlasıyla yarım saate yakın aynen. Bir fırında kaldı zaten. Şimdi Kadir Bey bana biraz yağlı geldi ama lezzetinde bir sıkıntı yok ama bayağı bir yağlı geldi. Şeyler de bayağı bir şey olmuş, ölmüş bakın patlıcanlar o kadar pişmiş ki. Diriliğini göremiyorum ben burada. Biraz diri olmasını isterdim. Ama güveç normalde de çok bir diri olmaz ya hani ölü olur sebzeler biraz zaten. Yani, hani. Biraz yani pişmesin sadece böyle komple biberle patlıcan bana baksın demiyorum zaten. Biraz diri olabilirdi. Onun peki haline... önceden birazcık işlem görüp güvece konması sizin için sıkıntı mı? Yani güveç yani konseptinden büyük... çıkartıyor mu dışarı yemeği? Tam oraya gelecektim ben de zaten. Önceden şimdi güvecin içine koyarak pişirseydi onu ayarlayamayacağını düşündüm belki de. Ama üstü yanacak, için... altı pişmeyecek. Kesinlikle öyle düşündünüz. Yanlış hayır, düşünüyorum hayır, bilmiyorum. Hayır hayır kesinlikle öyle değil. Bir güveç dediğimiz aslı hani şey ocaklarda pişer normal taş fırın ocaklarda falan. Bunlar zaten hani bu şekilde pişirmemiz imkansız olduğu için 2,5 saat mesela bir güvecin pişme oranı vardır bilirsiniz. Uzun süre pişmesi gerekir. Ve bizim bu yani yarışma şeyinde bunun olmayacağı için zaten bu yemeğin de aslı bir böyle saniye, olduğu için. Sen öyle yorum yaparken Emine gülmeye başladı. Ne oldu Emine? Şimdi Ceylan Hanım bu yemeği seçmeseydiniz o zaman daha hızlı yapılan bir yemek seçseydiniz. Yok ben ya yemeğinden da, çok onu da şeyim yani. Ya da eğer olduğu gibi yapmayacaksanız. Olduğu gibi yaptım zaten. Ben güveç bitirebilir miyim şey cümlemi? Demedim. Siz daha önceki günlerde mesela bir yemeğe dediniz ki eğer bunu olduğu gibi yapmayacaksanız bunu seçmeseydiniz. Olması gerektiği gibi. Bitirin. Ondan sonra başka bir gün başka bir yemeğe demiştiniz ki. Şunu soracağım, bu ana yani, yemek çiğ halde mutfakta en az 2,5 saat sürer mi pişirse? Süreyi söylemiştiniz. Bu sürede yapamayacaksanız o zaman daha kısa da pişen bir yemek seçseydiniz. Bu yorumları siz yaptınız. Ben de diyorum ki madem bu yorumu yapacaktınız siz niye böyle bir şey seçtiniz? Ama zaten bunun normalinde de yapılanı bu şekilde. Hafif hayır. Sebzeler bir şekilde. Güveç hayır. Asla önceden kızartılmaz. Evet, evet katılıyorum. Tamamen benim köfteli pişer. Yazdınız mı hiç köfteli işte sebzeli köfteli güveç diye? Çiğ konur. Yani siz şu an bunu güveç olarak kabul etmiyor evet, musunuz? Evet bu sadece sunum. Olur mu kabul et? Ben onu yorumunuzu ben kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü ben sunum. Güveçte pişti çünkü bu. Tamam ama çiğden güveç lazım. Güveçler ısınmış yani. Yani sadece. Güveç olabilmesi için çiğden güveç lazım. Isınmadı. Güveç tadı geçmemiş yani güveç ısınmış. Ben yorumu bitireyim. Tekrar vereyim. Evet Emin Bey buyurun. Şimdi ben ona bir şey demiyorum. Olması gereken güveçte gelmesiydi. Ama biraz yağlı Ceylan Hanım. Haricinde köftelerini iyi pişmiş. Patlıcanlar biraz ölmüş. Yani içindeki sebzelerin ölmüş. Pilavını beğendim, çok afiyet beğendim. Bunu da orta beğendim, onu söyleyeyim yani. Afiyet pilavın olsun. Güzel. Yani pilavında... güvece puan gelecek mi sizden? Yani güvece yarım puan gelir. Yarım ama pilavını beğendim yani güvece. Şeyle beraber, hani tam büyük güveçte pişmedi. Yemeğini değerlendirmem anladım. Hepsi beraberinde. Peki Emin Bey de güveç olarak kabul afiyet etmiyor olsun. Ama en azından lezzet için yarım puan gelecek evet. Dedi. Salatayı beğendiniz mi? Salata sirkeli yapmışsın herhalde. Evet sosun sirke sosu de koydum. Sosu sirkeli yapmışsın. Salata güzel. Zaten salata evet, benim afiyet için olsun. Çok önemli. Emine güveç için yorumunu yaptın ama Ceylan evet. Hiçbir şekilde kabul etmiyor. Bu arada Ceylan ev sahibi olarak yorumlara açık mı? Bugün tavrını nasıl buldun? Yorumlara açık değil. Yani şunun olması... Biz 4 gündür, 3 gündür yemeğin ilk önce konuştuğumuz konusu ne? Olması gerektiği gibi. Ana tarifine uyulması. İlk günden beri biz bunu konuşuyoruz. Ve Ceylan Hanım da bunu savunuyor her zaman. Hani benim çorbam için bile dediniz siz. Olması gereken buydu. O yüzden evet. Böyle yaptı. İşte ben de bunu diyorum. Peki siz neden güveçin olması gerektiğini kabul ediyorsunuz? Ben de olması gerektiği gibi yaptım. Bu yemeğin olması. Bak güveç deyince sadece... Hani güvecin de çeşitleri vardır ya. Bir yemeğin çeşitleri olduğu gibi. Ve güveç çeşitleri çok fazla çeşit. Vardır. Yani bir etli yapsaydım bunun etini pişirmeden de koyamazdım. Çünkü o et burada güveçle direkt pişmezdi. Odun et ateşi ve 2-3 saatlik bir zaman dilimi isterdi mesela. Tamam o kadar zamanın olmadığını biliyorsan seçmeyecektim. Menüye göre seçtim. Özür dilerim. Misal, özür dilerim. Ne 3 saati ya Allah aşkına ya sen ne yapıyorsun ki burada? Et olarak dedim. Yani burada. Tamam et olsun et olsa da 3 saate gerek yok ki. Gerek yok. Hani şu güveçin içindeki pişecek şeyler 1 saat sürmez bile. Köfte et değil. Gerisi de sebze. Yani sizin... O zaman çiğden güveci koyabilirdi bunları. Koyabilirdin yani. Fırının güzelmiş herhalde çok sertmiş. Çünkü bu cayır cayır yanıyordu hala sıcak. Evet ben bilerek peki, pilavı nasıl buldunuz ama. Emine Hanım?
Pilav güzel. Kajuları biraz daha kavurabilirdi. Çiğden koyması doğru. Ben de çiğden koymayı tercih ederim. Ama içinde orası hala o çiğlik var. Şu içi bölündüğü için öyle. Tüm olup da bölünenlerin içi çiğ gibi gözüküyor. O yüzden o. Peki pilavı beğendi, tutturmuş. Aha, pilavı tutmuş. Yağ da oranı da güzel. Salata için yorumun nedir? Salata da güzel. Güzel. Peki. Evet Halife abla. Nasıl buldun Ceylan'ın ana yemek performansını, salatasını? Vallahi ben güveç çok yağlı. Bir defa. Güveç dediğin zaten yağlı bir yağlı yemek ama, olur. Yağlı ama başka tencerede pişirip koyulduğu için arkadaşlara katılıyorum. Ben bunu hep büyük güveçte pişirip herhalde böyle küçük sunum yaparak bize verecek diye düşündüm. Hayır, ama hayır. O kendisi... Ama zaten güveç de normalde yağlı bir yemektir ya. Hiç normalde güveç... Tamam da tencere, hani bilirsinizdir yani. Bunu benim ben söylememe ibaret bunların değil. Bunların hepsi güveçte pişebilirdi. Güveçte pişirdim zaten bunu ben. Güveçte pişmemiş. 45 dakikaya yakın pişti. Hayır. O zaman... Hatta altına su koydum, fırına şey, verdim hayatım. Yani. Birlikte böyle pişti. Üstünü yağlı kağıtla kapattım orada yanmasın diye. Orada pişireceğini, onu esas büyük güveçte pişirip bize bunlarla sunum yapacaktın. Tencerede bunları kızartıp yapmayacaktın. Peki ama Ceylan öyle tercih etmemiş ve yapmamış ama siz bunu kabul etmiyorsunuz. Etmiyorum. Ceylan da onu kabul etmiyor. Bilmiyorum bu işin sonu nereye gidecek. Kendisi bilir. Yani sen bunu güveç olarak kabul etmiyorsun şu anda. Peki bu ana yemeğe puan gelecek mi senden? Pilavıma bir şey söylemedi. Yarım puan. Bir saniye şu güveci bitirelim be. Güveci yarım puan mı veriyorsun? Peki pilav için yorumun ne? Pilavı da biraz bilmiyorum arkadaşlar beğendi ama bana biraz şey geldi böyle tam yumuşak değil daha böyle biraz yapmayın pilavıma kesinlikle laf söyleyemem. Diri mi kalmış pilav? Hiçbir şekilde pilava hiçbir şekilde bu yorumunuza kabul etmiyorum. Kesinlikle Hanife Hanım. Kesinlikle tadı, tuzu, yani her şeyi yerinde yani. Bu kadar aşırı lezzetli değil. Çok aşırı değil yani. İşte bir pilav olarak pilav olmuş yani. Gayet bir pilav olmuş yani. Sonuçta pilav yani. Leyla ama abla. Pilav olmuş. Olmuş. Öyle yani, harika şahane güveç, değil. Öyle harika şahane değil. Arkadaşların hani yorumu gibi ben de konuşacağım da güveç yani çiğ olacaktı. Patatesler falan sebzeler çiğ olacaktı. Bunu özellikle izledim ben yani. Köfteler köftesi olmamış. Lezzetli. Yok köftesi lezzetli Allah için. Olmamış. Neyi olmamış yani köfteli? Yağ, köfte lezzetli. Yemek çok yağlı olduğu için daha doğrusu Kadir Bey köfte tadını alamadım. Köftenin çok yağlı yani. Tekrar yiyin hani Leyla Hanım gerçekten ama. Yorum yapın çok yağlı, ya. Çok yağlı ya da bak, ne yorum yapayım. Bak şuradaki köfteyi yani bir ağzına değil bat. Bu. Şuradaki sadece köfteyi lütfen benim için bir ağzına al da bir at lütfen bir köfte ye. Köfte önemli değil ki güveç geneli önemli. Bir köfteyi sordu Kadir Bey size. Köftelere bir şey değil mi? Az önce diyordunuz. Tuzsuz. Yok gerçekten yani. Yok tuzsuz yani. Gülmekten başka bir şey tutsuz diyemiyorum mu? Yani. Bilmem bana öyle geldi. Ama güveç yemeği olamaz bu. Çiğ kabul olsaydı etmiyorum. Daha böyle kabul dane etmiyorum. Dane olsaydı. Biz o boyuna mı o kadar çabaladık? Ne ölür zaten. Güveç ya. De ölür. Hayır. Öbür biraz, türlü de pis de ölecekti. Hafif diri olması lazımdı. Hafif diri olması. Ölürdü. Siz öbür türlü de ölürdü. Yağımsı olmuş şey. Kabul etmiyorum yani. Çok yağlı ya. Bu yağ ne böyle ya? Hayır. Köfteyi aldı. Ama gerçekten tutsuzmuş dedi. Ona güldüm sadece. Bu ne yağ yani? Zaten... Hiç güveç evet, yediniz yok, mi diyeceğim yani yanlış olacak yani restoranla... Güveç zaten yağlı olur bunun neyini tartışıyoruz bu kadar olmaz şeyden mesela yani. Siz bir kişiler ağırlıyorsanız aşçı diyecek ay yemem al niye yemem al çok yağlı yemez yemeyecek bir yemek değil bunu kesinlikle kabul çok, etmiyorum çok Leyla yağlı. Hanım çok, bu yemek yemeyecek zaten. Çok lezzetli kabul çok güzel olmuş bir ana yemek zaten etmiyorum diyeceksiniz ana yemeğime kesinlikle kabul etmiyorum tabii öyle olur yani öyle olur bu işler Ceylan ellerine evet. Sağlık. Afiyet olsun. Ama kimse ana yemeği güveç olarak kabul etmiyor. Pilavım için bir şey söylemedi yanlış. Pilav için de ben bunun tarifini körü ve karabiber hani kavururken atıldığını gördüm. Yani ben körülü demedim ama karabiberli körülü diye belirtmedim. Kajulu dediniz ama kajulu pilavın tarifine baktım. Körü ve karabiber var. Açın bakın. Bir şey yapacak olabilir, ya belki değişik ya. Ama hayır açın bakın değil Leyla Hanım. Ben dedim ki bakalım. Bu tercih meselesidir. Bak bu olması gerektiği gibi bir şey olan değildir. Dünkü mesela lebeniye çorbası olması gereken bir çorbaydı. Ben de o ama bu pilav, yani, pilav olması gereken bir pilav değil. Ben buna istediğimi havuçta koyarım, bezele de koyarım, başka bir şey de koyarım, körü de koyarım. Tavuk da koyarım i̇şte ben ama ben koymadım. Kajulu yazdım tamam, ve kajı koydum. Ama şeyi güzel yani kıvamı güzel. Onun afiyet şey olsun. Yani. Peki.
Herkese afiyet olsun. Ceylancığım ellerine sağlık. Pilavını ben çok beğendim. Pilavı afiyet güzel olmuş. Tane tane dirilik konusunda hiçbir sıkıntı yok. Kajuları da gayet lezzetli geldi. Güzel afiyet kavurmuşsun. Olsun. Ellerine sağlık. Şimdi sunum olarak evet. Tabak ama çok büyük. Pilav ortada küçük kaldı. Yani önemsiz diyorsun ama sunum da önemli tabii ki. Pasta tabaklarının 4 tanesini hemen sudan geçirebilirdin. Bir hemen 2 dakika kurulayabilirdin. O pratikliğin var çünkü. Senden bekledim. Açıkçası çok büyük olmuş. Güvece gelince evet yağ konusunda birazcık yağlı. Tabii ki güveç dediğiniz yağlı olur ama bu biraz bayan bir yağ. Yani bayağı. Ama eklemedim. Gördündür okay. Yani. Altına kağıt peçete koyup yağını biraz daha emdirebilirdim. Olabilir evet. Şimdi güvece geldiğimizde evet. Güveç kelimesi geçtiğinde bizim mutfağımızda sebzeleri çiğ koyup orada kendiliğinden pişmesi bekleniyor. Şimdi burada da herkes gibi ben de tabii ki sebzeleri içinde pişirmeni beklerdim. Güveç olduğu için. Ama lezzet olarak lezzetsiz değil. Tuzu, baharatı, köfte tadı gayet yerinde ama haftanın başından beri her şeyin olurunu savunduğumuz için onlar da otomatikman senden bunun olurunu bekliyorlardı. Ama lezzetsiz mi? Hayır, lezzetsiz değil. Ha, senden beklediğim ana yemek mi? Ben senden beklediğim ana yemek değil. Ben açıkçası bu hafta senden daha büyük, daha meşakkatli, masayı kaplayacak bir ana yemek bekledim. Yani herkese hayran bırakacak bir ana yemek nasıl bekledim. Nasıl mesela? Yani daha böyle et işi, ne bileyim pişirmesi zor, süre alan, riskli bir ana yemek bekledim. Yani ne bileyim işte bir ben de et sarmadır, bir et sarmadır, ne bileyim işte bir dana rostodur. Yani böyle aşçılıkla alakalı da bir şeyleri aslında bildiğin için. Aslında rostoyu da düşündüm ama dedim ona da bak rosto köfte yani. Değil, dana rosto. Yani o eti pişirmeni, ne bileyim ondan sonracığım o kemiğinden ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu? Ben bu tarz günlük yemek gibi bir şey beklemedim senden. Dediğim gibi bu çok risksiz bir yemek. Yani bunu zaten her türlü kızarttıktan bunu sonra, kolay, fırına verdikten sonra pişirmesi mi? Kolay. Lezzetini de tutturmuşsun ki o kadar zaten aşçılığım var. Lezzetini tutturmanı zaten bekliyordum. Kesinlikle senden lezzetsiz bir yemek beklemiyordum. Ama ana yemek olarak senden beklediğim bir ana yemek değil. Onu da açıkçası söyleyeceğim. Profiterole geçmek istiyorum. Merak ediyorum bakalım nasıl olmuş.